Esselamun aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak da yeni gelecek hikayelerden haberdar olursunuz. Keyifli dinlemeler. Bu seferki ikametim hocamın yanı olacaktı. Babamın kadim dostu Eşref hocam. Uzun zamandır kendisiyle görüşmüyoruz. Telefonda beraber sohbet ediyoruz ama yüz yüze görüşmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Kapısını çaldım. Beni görünce çok mutlu oldu. Sıkı sıkı sarıldık, elinden öptüm. İçeriye davet etti, salona geçtik. Nasılsın Davut? İyi misin? Çok iyi görünüyorsun ama hala sargılar durmak zorunda mı diyerek sordu. Sol elim, daha doğrusu sol kolum, omzuma kadar sarılı, sol gözümde bir bant ile kapalıydı. Küçükken yaşadığım bir olay, lanetiyle beraber benle devam ediyor. Hala devam ediyor hocam, mecburen biliyorsunuz. Karnım çok aç aslında. Beraber bir şeyler yesek olur mu diyerek sordum. Gerçekten 2 gündür yemek yemiyor, açlıktan artık karnım gurulduyordu. Evde bir şey yok, alışveriş de edemedim bugün. İstiyorsan dışarıda yiyelim dedi. Tabii ki dedim. Çantamı bıraktım, cübbem uzundu. Genellikle yüzümü aşağıya doğru eğer, gözümdeki bandın görünmesini istemem, sol tarafımdaki cübbenin uzunluğu sayesinde de kolumu saklardım. Dışarıya çıktık. Sol tarafta ışığıda duran bir esnaf lokantası gözüme ilişti. Hocam şurada yiyebiliriz diyerek seslendim. Tabii olur dedi. Karşıdan karşıya geçerken yan tarafında duran restoranı da gördüm. Dibine açılmış. Oldukça da doluydu restoran. Ama esnaf lokantası tamamen boş halde. Şaşkınlık içindeydim. Genellikle insanlar lüks yerleri tercih edebilir. Ama esnaf lokantası da çok sevilir. Bu saatlerde genellikle insanların olacağını düşünürdüm. İçeriye girdik. Adamcağız mutlu bir heyecanla tezgahının arkasına geçti. Tezgaha doğru döndüm. Bütün yemekleri duruyor. Hatta bazılarına kaşık bile vurulmamış. Efendi, sen yemeklerini yeni mi yaptın? O yüzden mi kimse yoktur? Akşamları da mı servis ediyorsun diyerek sordum. Kırılgan bir ses tonu ile, yok, işlerim bir anda kesildi. Bir yanlışım da olmadı ama insanlara karşı. Kaldı yemekler böylece. Yandaki restoran da var ama... Ne bileyim, herkes oraya gidiyor artık. Herhalde parayı buldular diye düşünüyorum. Başka çarem yok. Eğer bu ayı da böyle atlatırsam gelecek ay kapatacağım dedi. Adamın suçu yok. Sağ elimdeki yangın artıyor. Buradaki enerji tılsımı vücuduma etki ediyor. Hissetmemek mümkün değil. Sağıma doğru döndüm, içeriye baktım. Arka tarafta, duvarın içine doğru yapılmış. Hatta çok yakın şekilde... Bilerek ve isteyerek konulduğu belli. Yüzümü kaldırdım, aşçıya doğru baktım. Birazcık korkmuştu. Genellikle insanlar cübbemin altından baktığımda tek gözümün sarılı olduğunu görünce beni suçlu zannediyorlar. O da geriye doğru birkaç adım attı. İstediğiniz yere oturabilirsiniz beyim dedi. İstiyorsanız kapının önüne de sandalye masa koyabilirim. Rahat rahat yemek istiyorsanız diyerek titrek bir ses tonuyla konuştu. Hocam yanıma gelmişti. Davut, bir şey mi oldu diyerek sordu. Elini tuttum. Hocam, siz birazcık burada bekleyin. Senin rızkın kapatılmış diyerek ahçıya doğru döndüm. Şaşırmıştı. Ne dersin beyim? Nasıl bir şey yani bu? Siz ne anlarsınız ki? İlk defa görüyorum sizi. Tanımıyorum da. Bunun ne demek olduğunu da bilmiyorum. Lütfen buradan çıkar mısınız dedi. Korkuyordu. Telefonu da direkt olarak sağ eline aldı. Korkmasını anlıyorum. Sakin ol tarzında elimle işaret yapıp arka tarafa doğru yürüdüm. Prizin üst tarafında. Elimin ateşi gittikçe artıyor. Biz hüddamlar bazı tılsımları hissedebiliriz. Hele ki benim gibi hüddamlık ilminde çok ileri seviyeye gelmiş olanlar tılsımları rahat bir şekilde vücuduyla hissedebilir. Tam bu noktada arka taraftan getirilerek buradaki duvara doğru yapıştırılmış. Duvar karton piyer. Duvara doğru sert bir yumruk atarsam ne şekilde mührü elimle tutarım. Adamı buraya çağırdım. Yanıma doğru geldi. Gelirken Eşref Hoca sürekli olarak telkin edici, herhangi bir sorun olmadığını söylercesine adamla konuşuyor. Fakat adamın korkulu gözleri her zaman içimi acıtır. Mazlum bir insan. Ne yapacağını bilemez halde öylece geldi. Bu duvarın arkasında bir kağıt var. Bu kağıdı çıkarmam gerekiyor. Bu yüzden de buraya zarar vereceğim. Buna iznin var mı diyerek sordum. Yok beyim, yok yok yapma. Siz gitseniz iyi olur diyerek korkuyla hala cevap veriyor. Anlamasını sağlamalıydım.
nasıl anlayacağınızı biliyorum. Sol elimi göstererek yavaşça cübbeden çıkardım. Sol elimin sargılı olduğunu gördüğünde daha da korktu. Geriye doğru çekilirken arkasındaki dondurucuya doğru ayağı takıldı. Yalpalayarak neredeyse yere düşüyordu. Dolaba tutundu. Bak kardeşim, senin rızkın kapatılmış. Bu duvarın arkasındaki mührü almazsan da dükkanına müşteri girmeyecek. Bu işleri az çok da olsun bilecek yaştasın. Hocayım, sana yardım etmeme izin ver dedim. İlk başlarda çekinceleri vardı ama kendimden emin şekilde konuşmamdan dolayı tamam diyebildi. Titrek bir sesi, o aciz konuşması iyice öfkemi arttırıyordu. Bu adamcağıza neden büyü yapılmış ki? Sadece kendi halinde bir dükkanı var. Bir kötülük yüzünden mi değil mi? Kağıda dokunduğumda anlayacaktım. Oraya doğru sert bir şekilde sağ yumruğumla vurdum. Delik açıldı zaten. Karton piyer olmasından dolayı çabuk parçalandı. Elimi uzattım. Orada bir poşet var. Yapıştırılmış. Hem de bantlarla beraber daha da sıkı şekilde. Çekip çıkardım. Gördüğünde şok olmuştu. Eşref hocam da gülümseyerek bana bakıyor. Poşeti alıp yan taraftaki ekmek kesme tezgahının üzerine doğru bıraktım. Sol elimi hemen cübbemin altına koyarak tekrardan kapattım. Eşref hocam yardım edeyim dedi. Poşeti açtı. Açmasıyla beraber içindeki karışımları gördüm. 3 tane tavuk kemiği, 1 tane de bir hayvanın omurgasına benzeyen uzun kısa bir kemik. Her birine çiviyle delik açılmış. Aralarına yorgan ipliği domuz kanına bulanarak her birine düğümler atılmış. Kemikler birbirine yapıştıkça da kısmet, rızk, her şey kapanmış. Direkt olarak buraya yapılan bir okuma bu. Hedef alınarak. Hiçbir şekilde bilinmezlikle koyulmamış veyahut eski bir büyü değil. Sadece hedef alınma. Adama doğru dönerek kavgalı olduğun veyahut bu dükkanla ilgili sorunu olan biri var mı diyerek sordum. Adam sıkılmış bir yüz ifadesiyle önüne eğdi gözünü. Daha sonrasında hemen kapıyı kapatmanı istiyorum. Zaten kimse geleceği yok ama sen gene de kapıyı kapat dedim. Tamam beyim dedi. Hızlı bir şekilde koşarak kapıyı kilitledi. Sonrasında yarımıza doğru geldi. Kemikleri çıkardım. Çıkarmamla beraber adam bayağı bir şaşırmıştı. Bunları kim koymuştur hocam? Neden böyle bir şey yapsınlar ki bana? Acaba yan taraftaki mi? Buraya katmak istiyordu dükkanına. Ben emektardır burası. Babamdan kalmadır diyerek vermedim. Onun işi olabilir mi diyerek sordu. Bilmiyorum. Öğreneceğiz. Sen abdest al dedim. Tabii hocam diyerek arka taraftaki lavaboya doğru ilerledi. Orada abdestini alırken Eşref Hoca'ya doğru döndüm. Kulağına eğildim. Sadece rızk kapatma değil. Hane mühürlenmiş. Buraya bir insan girse yemek yese kıl tüy, midesi bulanır ve çıkar. Hiçbir şekilde olmayan şeyleri halüsinasyonla gösterirler. Haneyi yapılan büyünün üstün bir şekilde yapıldığını, hatta kemiklerin icazet gereği değil, sadece zahra olarak yapıldığını söyledim. Zahra yapımı, kemiklerin arasındaki iğnelenmelerle beraber okunan, Kur'an'ın ters şekilde yapılmış olan tılsımlı büyüleridir. Kemikleri ayrıştırmalıyım. Her birini ayırdıktan sonra da yapılan cin kabilesiyle beraber tekrardan şartname bana açıklanmalı. Sonrasında şartnameye uygun şekilde büyüyü bozacağım. Büyüyü yaptıran her kimse, isteyen, yapan, helak olmak için kabile tarafından karşı karşıya getirilir. Bu yüzden endişelenecek bir şey yoktu. Esnafı kurtarabilirdim. Kemikleri ayırmaya başladığımda adamcağız abdest alıp gelmişti. Her bir düğümde farklı bir zahra yapılmış. Bu işin ehli bir büyücü tarafından yapıldığı kesin. Emin bir şekilde net nokta atışı. Kemikleri ayrıştırdığımda sol kolumdaki sızı başlıyor. Hissediyor büyü yine. Kolumu daha da uzaklaştırmak için arkama doğru aldım. Eğer kolunuz yanık falansa bende çok özel bir merhem var. Oğlum sobaya yanlışlıkla elini dokundurmuştu. Doktor vermişti. Yeni paketi duruyor, eczaneden almıştım. Getireyim hemen diyerek söylese de güler yüzlülükle ona döndüm. Allah razı olsun kardeşim. Yanık değil, daha farklı bir durum. Sadece işime odaklanayım. Sen de sonrasında işlerin açılsın inşallah. Allah razı olsun hocam dedi. Daha bir kelime bile etmeyerek ellerin önünde kavuşturdu, öylece bekledi. Kemiklerin bütün hepsini açtım. Altındaki kağıdı elime aldım, kağıdı açtım. Düşündüğüm gibi.
Kur'an'ın belli ayetleri ters yazılarak çapraz bir şekilde kelimeler seçilmiş, Amerika velisiyle anlaşma sağlanmış. Anlaşmanın 4 maddesi de yazıyor. Hane rızka kapatılsın. Hiç kimse bir lokma yiyemesin. Yediklerinde halüsinasyon şeklinde kıl tüy, böcekler gösterilsin. Kasasına para girmesin, açlıktan kavrulsun. Kağıdın üzerine avucumun içini koydum. Koymamla beraber kapı sert bir şekilde açılarak yan taraftaki masaya doğru vurdu. Adam korkmuştu. Çünkü elleriyle kilitledi kapıyı. Dışarıdan içeriye doğru sert bir şekilde rüzgar geldi. Eşref hocam birazcık endişelenmişti. Durman gerekiyor. Adamcağız burada. Bir yanlışlık olursa eğer, ona doğru döndüm. Merak etmeyin Eşref hocam. Ben yanlışı yapmayı 6 yaşımda bıraktım. Gözlerimin içine bakarken anlamıştı. Geriye doğru çekildi o da. Kağıdın üzerindeki avucumun içine bastırılmış elimi yavaşça çekmeye başladım. Yukarıya kaldırdıkça yazıların da avucumun içine yapıştığını gördüler. İkisi de şaşırmıştı. Kendimi geliştireli çok uzun zaman oldu. Ben o 14 yaşındaki öğrencileri değilim. 6 yaşında annesinin ve babasının gözleri önünde öldürülen o küçük Davut değilim. Ben çok değiştim. Yukarıdaki lambalar arıza yapar gibi bir anda ışıklar kapandı. Hatta birkaç tane kıvılcım şeklinde elektrik süzmesi aşağıya doğru düştü. Zifiri karanlığa düşünce kazanacaklarını zannediyorlar. Her zaman insanların korkularıyla beslenirler. Adamcağızın korkusu onlara çok iyi bir besin. Güçleniyorlar. Fakat benim gücüm onlardan çok daha fazla. Sol gözümdeki bantı kaldırıp gözümü açtım. Açmamla beraber içerideki ne kadar hapisli varsa dışarıya kaçmaya çalışıyor. Hayır, kaçamazsınız. Elimi sanki kapıyı kapatırmış gibi uzatarak yavaşça siler bir şekilde havadan sola doğru çektim. Kapı kapandı. Eşref Hoca ne olduğunu anlayamıyor. Karanlıkta olmamız benim için kamuflaj. Onları yok etmem gerekli. Ayetlerin tılsımlanmış şekildeki daha üstün yakıcılıklarını kullandım. Rukye ayetlerinin daha üst yakıcıları cinlerin kafesleri olur. Bunu her zaman kullandığımda karşımdaki cinler de şaşırır. Çünkü çoğu hüddam sadece klasik olan ayetleri bilir. Bunlar üzerinden ilerler. Tefsirler açıldığında daha üstün yakıcılıkları olan okumalar sadece geçmişteki alimler, dervişler ve bazı ehli olarak bilinen hüddamlar tarafından saklanmıştı. Ben onlara ulaşabilmiş biriyim. Hepsini parçalar şekilde yok ettim. Kapı tekrardan açılması için geriye doğru sildim. Sonrasında ışıklar tekrardan kendine geliyordu. Adamcağız bir köşeye doğru pısmış, öylece gözyaşları dökerek, dizlerini kendine doğru çekerek kavuşturmuş ellerini. Eşref Hoca da iyi misin diyerek bana bakıyordu. Sol gözümdeki bantı kapatmıştım çoktan. Başımı eğdim, iyiyim hocam. Büyü tamamen bozuldu. Hiçbir şekilde de artık hanene rızkına laf gelmeyecek, söz gelmeyecek veyahut buraya gelmemezlik yapılmayacak. İnsanlar rahat bir şekilde girebilecek lokantana. Adam korku içindeydi. Kendine gelemedi hala. Eşref hocam yardım edin dedim. İkimiz de kolundan girdik. Yan taraftaki lavaboya doğru götürdük. Başını eğdik. Tir tir titriyor adamcağız. Korku had safhada. Soğuk suya doğru başını soktuk. Elini yüzünü iyice bir yıkadık. Kolonya getirdi Eşref hoca. Burnuna doğru tuttuk. Bu sırada dükkana birkaç tane müşteri girdi. Adamcağız öyle görünce tanıdıklarıymış. İyi misin diyerek bize doğru geldiklerinde başımı hemen öne doğru eğdim. Eşref Hoca araya girerek birazcık kendini kaybetti. Galiba tansiyonu düşmüş olmalı. Soğuk bir suyla yıkadık. Eğer tanıdıysanız biraz bizim işimiz var. Gitmemiz gerekiyor. Esnaf adam bir şey yok, bir şey yok diyerek yanındaki adamlara iyi olduğunu belirtti. Eşref Hoca ile bir masaya geçtik. Adam hemen tezgahının başına koştu. Bir yandan seçilen yemekleri koyuyor. Bir yandan da sürekli olarak bize doğru bakıyor. Yemekleri veriyor ama müşteri arka arkaya gelmeye başladı. Kapıdan durmaksızın insan giriyor. 10 gün önceki haline döndü be dükkan. 10 gün önceki haline döndü yarabbim şükürler olsun diyerek ellerini yukarıya kaldırdı. Eşref Hoca da ben de gülümsemiştik.
Arka taraftaki kemikler ne olacak Davut? Onları öylece mi bırakacaksın? Benim onlara daha dokunmamam gerekiyor. Kendisinin toprağa gömmesi gerekli. Kağıt içinde kendisi ateşe verecek. Kemiklerin üstüne atıp toprakla kapatsa kâfi. Adamcağız yemekleri verdikten sonra bize de çorba getirdi. Yanımıza oturdu. Ne isterseniz vereyim. Kasamda çok param yok ama cebimde bir miktar para var dediğinde el bileğinden tuttum. Kızgın bir şekilde gözlerinin içine bakarak ''Sen bana ödememi yaptın?'' dedim. ''Nasıl yani?'' diyerek şaşırmıştı. Gözlerimin içine öylece şaşkın şaşkın bakıyor. ''Allah razı olsun'' dedin. ''Ben ödememi aldım. Senin duan benim ödememdir. Fakat beni her daim mutlu etmek istersen de namazlarını kaçırıyorsan onları kaçırma. Kendine bahane uydurarak yorgunluk kisvesi altında namazını kaçırma. Her daim namazını kıl, beni mutlu etmiş olursun. Rabbim işlerini açık etsin dedim. Arkadakiler için de gerekli olanları söyledim. Hemen siyah bir poşet çıkararak onları içine doğru döktü. Eve gideceği zaman boş bir arazi olduğunu, orada yapabileceğini söyledi. Eşref hocamla sıcak çorbalarımızı içtik. Hem karnımızı doyurmuş olduk, hem de Rabbimin vesilesi ya. Karnımız acıktı. Her şey birbirine zincirli gibi. Eşref hocamın evinde malzeme yoktu. Buraya geldik, yardım etmiş olduk. Duvarı da yaptırırsın, onun için kusura bakma dedim. Siz her zaman gelebilirsiniz buraya. Sizden bir kere bile para almam ben. İstediğiniz zaman gelin. Sakın çekinmeyin ha. Eşref hocam, Allah razı olsun diyerek Eşref hocayı zaten tanıyormuş. Camide cuma namazları zamanı. Ellerini sıktı, dışarıya doğru çıktık. Eşref hoca, yaptın yine yapacağını ha Davut. Çekiyor ha sen oğlum. Vallahi çekiyor. Ne yapıp ne edip bir şekilde buluyorsun bunları. Ben bir şey yapmadım hocam. Gördünüz. Gelip yemek yedik. Şans işte. Rabbimin yol göstermesidir. Eşref hocanın evine geçmiştik. Çünkü bugün 21. Cuma'ydı. Sol kolumun yıkanması, daha sonrasında da gerekli mühürlerin tekrardan yapılması gerekiyor. Eşref hoca bana özel odasını tahsis etti. Allah razı olsun. Hemen masaya oturduktan sonra gerekli mühürlerin yazımına başladım. 24 tane arka arkaya yazılmış şekilde olan tılsımlar bulunmakta. Onları leğen gibi bir suyun içine doğru koyuyorum. Daha sonrasında kolumdaki bandajları açmaya başladım. Çantamda her zaman yedek bandajlar taşırım. Hepsini açtığımda koluma bakmamak için gözlerimi kapatırım. Yavaşça elimi suyun içine doğru soktum. Mes eder şekilde sudan birer avuç alarak kolumun üstüne doğru döktüm. Daha sonrasında ise yavaş yavaş yan taraftaki temiz sargılarla üzerine doğru bastırmak. Sonunda temizliğini tamamlar, tekrardan sargılama işlemini yaptıktan sonra omzuma kadar sarar, öylece kontrol ederim. Tılsımlar tamamen yapılmış olur. Kolumda ağrı veyahut kendine ait olmayan hareketlilik olmadığını anladığımda tamamdır bu iş. Ayağa doğru kalkıp bir poşete eski bandajları koyduktan sonra çöpe attım. Eşref hocam kapıyı çaldı. Yatağın hazır. İstediğin zaman yatabilirsin Davut. Tamamdır hocam diye seslendim. Çantamı düzenledikten sonra kapıyı açtım. Benim için hazırladığı yatağa geçmek için salona ilerleyecektim ki bir anda durdum. Çünkü kapının arkasındalar. Evin etrafında birçok şekilde duruyorlar. Sanırım bugün öldürdüğüm cinlerin kabilesinden olanlar. Eşref hocaya hissettim mi diyerek sordum. Hissettim Davut, hissettim. İstiyorsan karşılık verelim hemen. Karşılık vermeye lüzum yok. Evin içine giremeyeceklerini biliyorlar. Ama nedense içimde bir huzursuzluk var. O adamcağız evine sağ salim gitmiş midir acaba? Aklımdaki tek soru bu dedim. Şu an bunu öğrenmemiz mümkün değil dedi Eşref hoca. Mümkün aslında. Sadece beni görmediği zamanlarda neler yaptığımı anlamaması için bunu saklamalıyım. Düşündüğümden daha da kalabalıklar. Gittikçe sayılar artıyor. Büyüyü doğru şekilde bozduğuma eminim. Farklı bir şey olmalı. Yaptığımdan dolayı beni mi hedef aldılar? Adamı hedef almış olsalardı çoktan buraya onun sesini getirerek bana şov yapmaya çalışırlar. Cinler böylece insanları üstünlük kurduğunu zannederler. Ama farklı bir durum var. Onu hissetmekten daha öte anlayabiliyorum. Salona doğru girelim hocam dedim. Eşref Hoca ile salona geçtik. İkimiz de karşılıklı oturur şekilde Kur'an-ı Kerim okumaya başladık. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda da etrafta bir dağılma veyahut kaçma olmuyor. Hedef şeklinde geldiklerini belli ederler böylece.
Bazıları yanmayı bile göze alır. Kur'an-ı Kerim'in eşsiz ayetleri onları yakıp yıkar. Farklı bir şey mi bulaştım? Niye bulaştığımı tam anlayamamıştım. Çünkü rahat hareket edemiyorum. Eşref Hoca'nın karşımda olmasından dolayı huzurlu bir şekilde hareket edemediğim için de kendilerini üstün zannediyorlar. Eşref Hoca'yı uyutsam mı? Gerekli tılsımları okuyarak onun benliğini bir süreliğine kapatırsam rahat hareket edebilirim. Fakat Eşref Hoca da öyle sindirilebilecek bir hüddam değil. Kendisi de üst seviye. Bu yüzden yakalanırım diye çok korkuyorum. Sakince beklemeye karar verdim. Ama evin içine giriyorlar. Arka taraftaki mutfaktaki eşyalara kabile şeklinde hızlı bir şekilde hareket ettikleri için teneffüs edebiliyorlar. Maddesel olarak hareketlilik. Bu cin kabilelerinin yoğun şekilde bir maddenin üzerinde durmaları veyahut oradan akışkan şekilde geçmelerinden dolayı metafiziksel enerjileri maddeyi hareket ettirebilir. Bardaklar tane tane şekilde yere doğru düşmeye başladı. Bazıları kırılıyor, bazıları yerde sekerek uzaklaşırmışçasına yuvarlanıyor. Eşref Hoca okumalarına devam etti. Dizlerime yavaş bir şekilde de değil, sertçe bir şekilde parmaklarımı geçirirmişçesine sıkmaya başladım. Eşref Hoca bunu fark etti. Kendini tuttuğunu biliyorum dediği anda ona doğru başımı kaldırarak baktım. Kendini tutmana gerek yok Davut. Geldiğin andan itibaren hüddamlık ilminde ne kadar yukarıya çıktığını hissettim zaten. Sen o hissiyatı vermesen bile yanındakiler verdi dedi. Onları hissedebiliyor mu? Dostlarım. Gülümsetmişti beni. Eşref Hoca başını öne doğru eğdikten sonra şunu da söyledi. İstediğin gibi rahat hareket et. Hiçbir şekilde anlamayacağım, merak etme dedi. Ayağa kalktım. Tekrardan başımdaki cübbeyi açarcasına arkaya doğru çıkardım. Uzun zamandır rahat hareket edebileceğim bir yer. Sonunda hocamın yanında istediğim kadar gücümü kullanabileceğim. Kapıyı açtım, koridora geçtim. Etrafa bakınırken sol taraftaki odada yoğunlaştıklarını, amaçlarının ise maddesel şekildeki yanan bazı şeylerin üzerinde durarak evde yangın çıkarmak istediklerini anladım. Kapının önüne gelerek besmele çektim, yavaşça kulpunu aşağıya doğru indirdim. Kapıyı açtığımda görüntüler vermeye çalışıyorlar. Cinleri sadece çıplak gözle görebilen bir insan olmuştur. O da Hazreti Süleyman. Ondan başkası cinleri gerçek suretleriyle göremez. Ama cinler insanlara, yani hüddamlara görünmek istedikleri şekillerde görünebilirler. Bu katiyen kendi suretleri olamaz. Ama görüntüleri dehşet verici korkunçlukta olur. Yine de korkutup hakki benliğinden çıkartarak hüddam hocalarını delirtmeye, korku beslemelerini sağlamaya çalışırlar. Eğer imanı sekteye uğrayan, kalbinde anlık onlara karşı korku besleyen bir hüddam olursa, vah onun haline, sarıp sarmalarla, ruhunu ısırmaya başlarlar. Bu ısırmak, insanların yaptığı fiziki ısırmak değildir. Cinler ruha dokunurlar. Kendileri gibi enerjisel olan ruha dokunduklarında onu mühürlemeye başlarlar. Bu da vücudunun kas katı kesilmesine, hiçbir hareket edememene neden olur. Bunu uygulamak için bana da böyle görünüyorlar. Göründükleri yaratıksal şekiller hiçbir şekilde duygusal benliğimi oynatmıyor. Çift başlı bir köpek, ayakları toynaklı, dişleri öne doğru çıkmış. Kafası sanki bir koyunun kafasına benzeyen ama keçi boynuzlarıyla yan tarafa doğru uzanan, her bir halkasında et parçaları saplanmış şekilde duran cinli görüntüler veriyorlar. İçeriye doğru besmele çekerek girdim. Onlar da şaşırmıştı. Genellikle bu görüntüleri veren cinler direkt üstüne çullanırlar. Benim rahat bir şekilde içeriye girmemden dolayı şaşkın haldeler. Hatta onlar da hareket etmeyi kestiler. Kapıyı kapattım. Cübbemi aşağıya doğru bırakır şekilde omzumdan silkerek yan tarafa doğru bıraktım. Sadece onlara doğru bakarken elimi omzuma doğru götürdüm. Sargının ucundaki çengelli olan iğneyi çıkardım. Kolumun sargısını yavaş yavaş açmaya başladığımda kaçmaya çalışacaklar. Görüyorlar. Kolumun halini gördüklerinde onlar artık korkan taraf olacak. Sargıların hepsini açtım. Elimi yavaşça yukarıya doğru kaldırdım. Me esmin elevi.
Esri halehüddam. Bu sözlerimden sonra yapacakları tek şey, kaçabildikleri yere kadar kaçmak. Ama bilmedikleri bir şey var. Benden kaçamazlar. Kur'an'ın ayetleriyle beraber tılsımlı cümleleri tekrarlamaya başladım. Her biri odanın içinde ne kadar kaçmaya çalışsa da parçalanıyor. Parçalandıkça içimdeki o öfkeden bir parça kopup, kuş tüyü yere doğru düşermişçesine süzülüp yok olup gidiyor. Odada ne kadar Amir kabilesinden habisi varsa paramparça ettim. Her birini öldürdükten sonra da kolumdaki sargıyı tekrardan saracaktım ki fısıltı, o fısıltı geliyor. Bana seslenerek dışarıya çağırıyor. Bir lider, insanların çok yanlış bildiği bilgiler vardır. Şu anda dışarıda duran bir Amir kabilesine ait olan lider. Fakat ana liderlik her zaman berzahta duran daha abiste olan da olur. O Ademoğullarının alemine geçmez. Belli sayıdaki Amir kabilesindeki cinleri belli bir sayıda oluşturarak aralarındaki en güçlü, en yaşlı olanı lider olarak seçer. Her bölgedeki Amir kabilesinin kendine ait lideri vardır. Liderlik, ana liderlik olarak değişen sadece bölünmüş şekildeki bir sistemdir. Nasıl insanlar onbaşı yüzbaşı gibi askerlik sistemi oluşturuyorsa, cinlerin de akli benlikleri vardır. Onlar da yaşadıkları gibi akıllarını kullanarak kendilerini rütbeler şekilde sistem oluştururlar. Dışarıdaki olan lider güçlü, yaklaşık 1200 yaşlarında, oldukça enerji yayıyor. Bu yaydığı enerji sayesinde yanındaki Amir kabilesine ait üyeler de kendini güçlü hissediyor. Çağrısına yanıt vermek istemiyorum. Çünkü onu parçalarsam haber berzaha geçer. Berzaha geçerse de peşimde olanlar beni bulur. Bu yaşıma kadar uslu durduğum söylenemez. Bu yüzden sakin olmalıydım. Kapıyı açarak Eşref hocamın yanına ilerledim. İyi misin diyerek sordu. İyiyim hocam, Allah razı olsun. Rahat hareket etmeme izin verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Olsun, sen rahat rahat hareket et. İşini yapmaya da devam et. Sen öğrencilik zamanlarında da güçlü bir çocuktun. Babanın annen, onları açıkçası hala özlüyorum dedi. Ben de özlüyorum hocam ama Rabbim bizi bir sınava tabi tuttu. Belki de gözlerimin önünde annemle babamın ölümünü görmem benim en büyük sınavımdı. Bu isyan dilimde olmamalı, kalbim dedi. Zaten isyanım olmamalı. Ben her zaman Rabbimizden geldiğimizi ve ona gideceğimizi bilen biriyim. Bu yüzden annemle babamın mekanları inşallah cennettir. Rabbim bilir. Eşref Hoca mutlu bir şekilde bana bakarak, senin en çok sevdiğim yönün bu Davut. Olgunlukla bakıyorsun. Bazı insanların aklını kaybedeceği olaylarda derin bir nefes çekebiliyor, önce aklını, sonra kalbini dinledikten sonra mantıklı olanı tercih ediyorsun. Bu her insana lütuf olmaz. Belki de senin söylediğin gibi, senin sınavında budur. Dışarıdakileri ne yapacaksın? Evin etrafında bekleyecekler mi? Eğer yorgunsan ben halledebilirim dedi. Hayır hocam, yorgunlukla alakası yok. Kendileri içeriye girmeyecek. Sabah ezanı yaklaşacak. O zaman gidecekler. Peki o esnaf adam, onu nasıl koruyacaksın diyerek sordu. Merak etmeyin hocam, o şu anda bizden de güvende. Anlamıştı. Dostlarım çoktan onun yanına giderek etrafını sarmış, hanelerinde huzurlu bir şekilde uyuyor. Büyüyü yaptıran her kimse bu sabah ezanıyla itibaren helak olmaya hazır oldu. Çünkü şartnamede direkt olarak büyüyü yaptıran ve daha sonrasında büyüye bulaşan herkes karşılaştırılacak. Bu karşılaştırılma yüz yüze getirilerek hesap sorulma değildir. Cinler alemindeki karşılaştırılma öc almadır. Eşref hocamla beraber imsak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim okuduk. Kur'an-ı Kerim'in gerçekten iç rahatlatıcı, daha sonrasında ise manevi huzur verici bir özelliği vardır. Her zaman okumayı, birisi okursa da dinlemeyi çok severim. Sabah namazının vakti de gelmişti artık. Abdest alırken kolumdaki sargıları açamıyordum. O zamandan beri hocalarımın söylediği gibi, zorunluluktan dolayı sarılı olan sol kolumun üzerine mes ederek abdest alırdım. Abdestlerimizi aldık, beraber namazımızı kıldık. Namazı kıldıktan sonra dostlarım da arkamda bizimle beraber namazını kılıyordu. Eşref Hoca namaz bitiminden sonra birazcık uyumamı söyledi.
Yorgun olduğumu anlamıştı. Gerçekten de öyleydi. Buraya gelmeden önce de farklı bir yerde bir dostuma yardım etmiştim. O yüzden yorgunluğum had safhada. Öğle namazına mutlaka kalkmak istediğimi söyledim. Uyku, namazı kaçırmak için bir bahane değildir. Mutlaka namazlarımı vaktinde kılmaya özen gösteririm. Yatağın başına geçtiğimde besmele çektim. Peygamber Efendimizin yaptığı sünneti her zaman yaparım. Üç ihlas, bir Fatiha okuduktan sonra avucumun içine üfledim. Daha sonrasında vücudumun her yerini mesh ettikten sonra besmelemi tekrardan çekip yatağa girdim. Uykum her zaman huzurlu olurdu. Uyuduktan sonra Eşref Hoca'nın uyandırmasıyla ayağa kalktım. Yaklaşık 4 saat kadar uyumuş, dinç hissediyordum. Kapıda biri var. Seni görmek istiyor. Evi nasıl olduğunu anlamadım ama sadece seni görmek istiyor. Ayağa kalktım, hemen cübbemi giydim. Kapıya geldiğimde genç bir çocuk, acilen gelmeniz gerekiyor diyerek bize sesleniyor. Önce gözlerinin içine baktım. Herhangi bir şekilde içinde bir cin kontrolü yok. Kendi iradesiyle konuşuyor. Ne istiyorsun çocuk? Neden acil gelmemiz lazım diyerek sordum. Babam sizi çağırıyor. Acilen gelmeniz gerekli dedi. Sen yoksa şu aşağıdaki lokantanın sahibinin oğlu musun? Evet demişti. Sol elindeki sargıdan da anlamıştım. Yanığı olmuştu sobadan dolayı. Bahsetmişti bundan. Tamamdır geliyoruz dedim. Eşref Hoca tam ayakkabılarını giyecekti ki hocam siz dinlenin. Herhangi bir hata veyahut bir şey olursa ben zaten size ulaşırım. Veyahut haberi bir şekilde yollarım dedim. Tamam Davut ama dikkatli ol. Dün akşam da yoruldun, kendini fazla hırpalama. Tamamdır hocam, Allah razı olsun dedim. Çocukla beraber dışarıya çıktım. Bizi nereden buldun diyerek sorduğumda Eşref Hoca'yı herkes tanıyormuş. Şuradaki markete sordum, hemen gösterdiler evini. Babam seni çağırıyor. Kendisi gelmek istedi ama dükkan dolup taşıyor. Yetişemiyor hatta müşteriye. Bu haber yüzümü gülümsetmişti. Karşıdan karşıya geçer geçmez dükkana doğru ilerledik. Yan taraftaki restoranın hala kapalı olduğunu görünce birkaç kişinin de önünde çalışanlar olarak beklediğini gördüm. Selam verdim. Hayırdır inşallah. Dükkan neden kapalı diyerek sorduğumda bilmiyoruz ki. Arıyoruz açmıyor. Yani gelmediği için de anahtar sadece onda var. Metin Bey gelmeden de içeriye giremiyoruz dediler. Anladım. Kolaylıklar gelsin diyerek lokantaya girdim. Bütün masalar dolu. Tıklım tıklım. Yemekler daha öğlen olmadan bitmiş durumda. Mutlu bir şekilde bana doğru baktı, koştu, elimi öpmeye çalıştı. Estağfurullah kardeşim, estağfurullah. Hayırdır inşallah beni çağırmışsın. Bir kötülük yok ya diyerek sordum. Etrafına baktı. Hocam bir gelin dedi. Püsküllü olan, kapı korumalığı gibi benzeyen yerden geçerek mutfağa girdik. Hemen arka cebinden bir kağıt çıkardı. Kağıdı bana doğru uzattı. Kağıdın üzerinde mühür var. Bir insan mühürü. Herhangi bir şekilde anlaşma sağlanmazsa veyahut haber vermek için kullanılan, zamanında Babil'in büyücülerinin yaptığı haberleşme çeşidiydi. Kağıdı alır almaz, hiçbir şekilde açmadın değil mi? Kıyısından köşesinden, sayfalara dokunmadın. Hayır hiç dokunmadım. Yatağımın altındaydı zaten. Başım bir anda yanar gibi olunca alt taraftan gelen sıcaklığa bakmak için kaldırdığımda gördüm. İlk başta korktum ama hocam, belki sizin bildiğiniz bir şeydir diyerek ellemedim. Kimseye de anlatmadım vallahi dedi. Yan taraftan eşi sesleniyor. Tezgah hala yoğun şekilde. Haydi sen müşterilerine bak. Ben şu köşede bakacağım dedim. Tamamdır hocam diyerek içeriye doğru gitti. Mührü açmadan önce belli okumalar yapılmalı. Eğer mührün içinde bulunan bir cin varsa bedenimi kitlemek için saldırabilir. Mührün üzerinde ne kadar etki varsa kaldırılması için gerekli ayetleri okudum. Kopardım ipleri. Mührü açmamla beraber iki sayfa yazı var. Yazının en başından başlayarak şöyle yazıyor. Kolundaki mührü gördüm. Birçok köyde ve ormanda yaptıklarını da biliyorum. Dostlarımdan haberini aldım. Seni Berzah'ın en şerlilerine söylemeden önce anlaşmaya davet etmek istiyorum. Dün gece yaptıklarını yapabilecek çok az sayıda hüddam var. Anlaşmayı sağlamazsan seni ispiyonlayacağım. Gülümsetmişti. Gerçekten bir çocuk gibi beni cinlere şikayet etmekten mi bahsederek korkutuyor? Okumaya devam ettim. Sadece bu da değil. Senin koluna yapılan mührün sahibini de biliyorum. Eğer bundan kurtulmak istiyorsan benimle anlaşmaya var. Bozduğun büyüyü yapan benim.
Eğer o büyünün gerçekliğini tekrardan almazsan beni öldürecekler. Bunu sen de biliyorsun. Cinler aleminde karşılaştırılmak istemiyorum. Bu yüzden ne olursa olsun benimle iletişime geç. Eğer geçmezsen senin kaybın bilgi olacak. Benim kaybım ise canım. Bunu unutma. Beni nerede bulacağını, kağıdın altındaki bıraktığım, kana dokunarak bulabileceğin kadar güçlü olduğunu da biliyorum yazmıştı. Parmağımı hemen suya tuttum. Dişlerimin arasına doğru alarak sert bir şekilde dişimle ısırdım. Ufak bir delik açılırcasına kanama yaptım. Kanın üzerine doğru baş parmağımı koyarak gerekli olan okumayı yaptım. Yerini görebiliyorum. Oturduğu evi, etrafı sarılmış şekilde duran kabileleri, birçok kabileyle anlaşma yapan habisli bir büyücü. Evinin etrafındaki bazı kabilelerle daha önce de karşılaşmıştım. Bana tuzak kurmak istediği de belli ama tuzağa düşmeyeceğim kadar da güçlü olduğumu biliyor. Amacının ne olduğunu tam anlayamadım. Bu adamın kesinlikle tek başına kalmaması gerekiyor. Dostlarımdan rica etmeliyim. Onlarla iletişimimi burada kurarsam daha da belirgin olurum. Hiçbir şekilde onlarla konuşmadan, sessiz bir biçimde buradan ayrılmalı, farklı bir yere gittiğimi söylemeliyim onlara. İçeriye doğru seslendim. Adamcağız hemen koştu. Nedir hocam, ne olmuş? Bir aksilik yok ya bizim için. Vallahi dükkanın bereketi açıldı. Seni Rabbim gönderdi Rabbim diyerek minnet sunuyor. Dostum, senden tek bir isteğim var. Söylediğim gibi, hiçbir zaman namazını aksatma, yoğunlukta daha iyi olsa namazını kılacak bir vakit oluştur kendine. Ne yaparsan yap, dünyevi aleme çok fazla bağlanma. Para gözünü köreltmesin. İşlerin açılmasına açıldı ama yan taraftakinin büyüyle ilgili bir sorun olmuş olmalı. Sabah kalkıp gelememiş. Kötü bir haber alabilirsin onunla ilgili. Bu yüzden korkma veyahut sana bir şey olacağını zannetme dedim. Peki ama hocam, o neden bana böyle bir şey yapsın ki? Dükkanımı vermedim diye mi? Bu insanlık mıdır? Bu neden olur diyerek ağlarcasına gözleri dolmuştu. İnsandır ya, kalbi her zaman para için körerir. Dünyevi alem duygusundaki kazanç, manevi duygusunu her zaman körertir. Sadece bu vesveseden kurtulanlar ahirette ödülünü alır. Unutma, dünyada bolca paran olacağına, ahiretinde bolca sevabın olsun. Eşref Hoca'nın yanından bugün ayrılacağım. O yüzden artık görüşemeyeceğiz. Senden tek isteğim buydu. Bunu yerine getirirsen çok memnun olurum. Ne demek hocam? Sen benim gözümü açtın. Bir dua, nelere kadirmiş bana bunu gösterdin. Allah senden razı olsun dedi. Senden de kardeşim. Ailenle mutluluklar diliyorum sana. Bu kağıt olayını da sadece aramızda tutuyoruz. Kimseye söylemek yok dedim. Vallahi de billahi de söylemem hocam. Söz dedi. Herkese selam verdikten sonra oradan ayrıldım. Eşref Hoca'nın tekrardan evine döndüğümde köşede oturmuş beni bekliyordu. Sorun var mı diyerek sorduğunda açıkçası var. Hem de sorunun en büyüklerinden biri olacak sanırım. Büyük bir sorun mu değil mi aslında bilmiyorum. Sadece öngörüm bu. Bir yere gitmem gerekiyor hocam. Daha sonrasında ise kendi yolculuğuma devam edeceğim. Allah senden razı olsun hocam. Her zaman beni büyütürken de anlayışlı oldun. Hala da anlayışlısın. Olur ki görüşmemek olur ya, insanlık hali. Ya ben ya sen. Hakkını helal et hocam dedim. Gözlerimin içine doğru bakarak. Öz evladım gibi sevdim seni. Kardeşini de öz kardeşim gibi. Unutmayasın. Her zaman bir kapın var burada. Yaşadığım sürece yanında olacağımı biliyorsun dedi. Elini öptüm. Sıkı sıkı sarıldık. Allah razı olsun hocam dedikten sonra içeriden çantamı aldım. Boynumu astıktan sonra yakın bir yerde oturuyoruz zaten. Yürüyerek gidecektim oraya. Bir süre yürüdükten sonra hissettiğim mahallenin tam önüne gelmiştim. İçeriye doğru girdim. İnsanlar genellikle görünüşümden dolayı bana tip tip bakardı. Hele ki çocuklar korkudan kenara doğru çekilirlerdi. Sonunda yukarıdaki, tam mahallenin başında duran o müstakil evin önüne doğru geldim. Kara dokunduğumdaki görüntünün aynısı. Kapıyı açmak için yaklaştığımda habisliler kendini göstermeye çalışıyor. Gülünç. Bu halde güçlü olduğunu zannetmeleri gerçekten gülünç. Kapıyı açıp içeriye girdim. Esselamun aleyküm dedim. Hiçbirinden tabii ki yanıt yok. Onlar habislilerin ta kendisi. Kendilerini ateşten görüp her zaman insanlardan daha üstün olduklarını zannederler. Kapıya 3 defa tıklatır şekilde vurdum. Kapı açıldı. Bu güç gösterisi. Kapıyı cinlerine açtırması, çok üstün bir büyücüymüş gibi görünmesini sağlamaya çalışıyor. İçeriye girdim.
Salona girdiğimde öylece bir köşede oturuyor. Yanında da Habisli cin kabilelerinin bölgelerindeki liderleri. Rabbimin selamını yine verdim. Almadılar. Şaşırtmamıştı bu durum. Önlerine doğru yürüdüğümde seni dinliyorum. Ne oldu söyle bakalım dedim. O büyüyü yaptıran benim yakın bir akrabamdı. Sen büyüyü bozduğunda sabah onu kilitlediler. Şimdi liderlerle anlaşma yaptım. İstiyorsan büyüyü tekrardan yerine koyabilirsin. Büyü artık yerine konamaz. Kemiklerdeki ilmiklerin hepsini açtım. Sonrasında ters okunmuş ve yazılmış olan Kur'an-ı Kerimlerin hepsini bozdum. Anlayacağın büyü eski haline getirilemez. Ne diyorsun sen? Nasıl böyle bir şey yaparsın diyerek ayağa kalktı. Kalkmasıyla beraber Habisliler de etrafımı sarmaya başladı. Etrafımdakileri görebildiğini biliyorum dedi. Sen onlardan korkmuyorsun. Belli ki hüdamlık ilminde bir şeyler öğrenmişsin. Ama bilmediğim bir şey var. Ben Babil'deki kara büyüleri kullanırım. Bu yüzden beni karşılaştıramayacaklar. Sadece seni, senin yaptığın bir şeyi buldum. O yüzden de onlara söylemek nezaketinde de bulundum. Öğrendiklerinde birazcık sevindiler, sonrasında da öfkelendiler. Senin için geliyorlar. Benim için mi? Büyük ihtimalle o kabilenin liderine olduğum şeyi söylediler. Ne olursa olsun sorun değil. Karşılık vereceğim. Dış kapının açılmasıyla beraber içeriye geldiğini anlamıştım. Yaklaşık 5 yıl önce bir köyde karşılaşmıştık. Kabilesini yok etmiştim. Yok etmekle de kalmadım. Kendisini de yaralamıştım. Kaçmayı nasıl başardığını o an anlayamadım ama sonrasında çok rahat ve gevşek davrandığımı anlayarak kendimi disiplinli bir şekilde tekrardan tebiyelemiştim. Arka taraftan yorucu bir baston sesiyle beraber geliyor. Salonun içine doğru girdiğinde o hırıltılı sesini tekrardan duymak gerçekten heyecan verici. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Eğer bir aksilik olmazsa yarın 23.00'da tekrardan görüşmek üzere. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Hanelerinize bolca rızk, sıkıntılarınıza da şifa versin. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.